Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun minallahi aleykum. Etahiyyetun minni ileyküm. Eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şems suresinin ilk 5 ayetini bir önceki dersimizde tefsir etmiştik. Bugün inşallah 6. ayet-i kerimeden 15. ayet-i kerimeye kadar inşallah bu sureyi tefsir edip bitirmeye çalışacağız. Evet, 6. ayetten 13. ayetlerin Türkçe mealini verelim önce. Vel ardı ve ma tahaha, evet, yere ve onu döşeyene yemin olsun ki ve nefsin ve ma sevvaha, nefse ve onu bir takım kabiliyetlerle düzenleyene yemin olsun ki fe elhemeha fucuraha ve takvaha, evet, nefsi fucurunu ve takvasını ilham eden Allah'a yemin olsun ki kad eflaha men zekkaha, şüphesiz ki nefsi temizleyen, günahlardan arındıran felah bulmuştur, kurtuluşa ermiştir. Ve kad habe men dessaha, evet, ve onu kirleten, günahlarla kirleten, alçaltan da mutlaka helak olmuştur. Kezzebet semudu bitavvaha, evet, Semud kavmi azgınlığı sebebiyle kendilerine gönderilen peygamberi Salih aleyhisselamı yalanladılar. İdim be'ase eşkaha, evet, o elçiyi yalanladılar ve ne yaptılar? İdim be'ase eşkaha, zira onların en azgını ne yapmıştı? Yayılmıştı. Fekale lehum Rasulullahi, Allah'ın elçisi onlara nagatallahi ve subyaha, Allah'ın elçisi Hazreti Salih, Allah'ın göndermiş olduğu, Allah'ın yaratmış olduğu deveye dokunmamaları ve su içme gününe efendim dokunmamalarını emretmesine rağmen onlar maalesef Allah'ın yaratmış olduğu, mucize olarak kayadan çıkartmış olduğu deveyi boğazladılar, kestiler. Evet, bu ayetlerin tefsirine bakalım. Vel ardı ve ma tahaha, yani 6. ayet-i kerimede ey ve uksimu bil ardı, yeryüzüne yemin ediyorum. Ve men besataha min külli canibin, her yönden yeryüzünü yayana yemin ediyorum. Ve cealeha mümeddeten, mümehhedeten, evet, onu yaygın halde kılmıştır, yaymıştır. Sarihaten lisüknel insani vel hayvan, yeryüzünün üzerinde insanın ve hayvanın oturup ikamet edeceği bir ortamı yapmıştır. Allah Teala yaratmıştır ve o hale getirmiştir. Ve hada la yunafi kureviyyeteha, yeryüzünün daire şeklinde olmasına münafi değildir. Kema galel müfessirune, müfessirlerin dedikleri gibi. لِأَنَّ الْغَرَدَ مِنَ الْآيَةِ, zira bu ayet-i kerimedeki maksat, amaç, الْاِمْتِنَانُ بِجَالِ الْاَرْضِ مُمْتَدَّةً وَاسِعَةً, evet, geniş olarak Allah Teala'nın yeryüzünü yayması ve bu şekilde insanlara ve hayvanlara bir nimet olarak sunması kastedilmektedir. Müyesseraten liziraati, ziraatin, ekimin kolay olması için. Vel fellahate, vel fellahati, çiftçiliğin kolay olması için Allah Teala bu şekilde yaymıştır. Ve süknel insan, insanın yeryüzü üzerinde oturup ikamet etmesinin kolay olması için yeryüzünü yaratmış ve yaymıştır. Şanı yüce olan Allah. Ve nefsin ve mâ sevvâha, ey ve uksimu bin nefsil beşeriyeti, evet, beşer nefsine yemin ediyorum.
ve billezî enşe'ehâ ve ebde'ehâ, nefsi yaratan Yüce Allah'a yemin ediyorum. Ve cealehâ müstemiddeten likemâlihâ, ve nefsi mükemmel, kamil bir şekilde Allah-u Teala yaratmıştır. Ve zâlike bitâdîli âdâihî, huzurlarını mükemmel bir şekilde Yüce Allah yaratmıştır. Ve huvâhâ ez-zâhirâ vel-bâtına, gerek görünen, gerek görünmeyen zahiri ve batını güç ve kuvvetlerini, kabiliyetlerini Allah-u Teala mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Ve min temami tesviyetiha, evet, nefsin düzeninin tam olması, en vehebeha el akla, insana Allah-u Teala akıl vermek suretiyle yaratmasını mükemmel bir şekilde getirmiştir. Ellezî temeyyeze bihi beynel hayri ve şerri, evet, insan kendisine Allah'ın lütfettiği, bahşettiği akıl vasıtasıyla hayrı ve şerri birbirinden ayırma imkanı bulmaktadır. Ve takva vel fucur, takva ve fucuru birbirinden ayırma imkanını bulmaktadır. Ve lihâzâ gâle, işte bundan dolayı Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Fe'elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ, nefse fucurunu ve takvasını ilham etmiştir. Şanı yüce olan Allah. Ey ve arrafeha el fucura, Allah-u Teala nefse fucuru tarif etmiştir. Ve takva ve takvayı da tarif etmiş, öğretmiştir. Fucurun ne olduğu, takvanın ne olduğu Allah tarafından nefse öğretilmiştir. Ve ma temeyyeze bihi beyne rüştiha ve dalaliha, dolayısıyla nefsin nasıl rüşt içerisinde olacağı, nasıl olursa dalalet ve sapıklık içerisinde olacağını Allah-u Teala insana öğretmiştir ve böylece insan takvayı ve fucuru birbirinden ayırma özelliğine sahip olmuştur. Gâle İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Beyyene leha el hayra ve şerre, yani bu ayet-i kerimede Allah-u Teala hayrı ve şerri nefse açıklamıştır şeklinde ayeti yorumlamıştır. Ve ta'ate vel masiyete, neyin itaat olduğunu, neyin masiyet, günah olduğunu Allah-u Teala insana açıklamıştır, nefse açıklamıştır. Ve arrafeha ma te'ti ve ma tettegi, evet, nefsin neyi yaparsa Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Neden sakınırsa Allah'ın yasağından sakınmış ve takva sahibi olmuş olur. Bunları Allah Teala öğretmiştir nefse. Gâlel müfessirûne, müfessirler şöyle demişlerdir. Aksene subhanehu, şanı yüce olan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah yemin etmiştir. Bisev'ati eşyâe, yedi şeye yemin etmiştir. Bunlar eşşemsü, güneş, velgameru, ay, velleylü, gece, ve neharu, gündüz, ve sema'u, gökyüzü, vel ardu, yeryüzü, ve nefsül beşeriyetü, ve insan nefsi. Bu yedi şeyi Allah-u Teala bu surenin ilk ayetlerinde yemin etmiştir. İdharen li azameti kudretini, kudretinin ne kadar yüce, ne kadar azametli olduğunu açıkça ortaya koymak için bunlara yemin etmiştir. Benfiradihi bil uluhiyye, ve Allah Teala bu yeminlerle uluhiyetinin, yani ilahlığının sadece kendisine ait olduğunu ifade etmiştir. Ve işareten ila kesreti masalihi tilkel eşya, bu eşyaların maslahatının ne kadar fazla olduğuna işaret etmiştir. Ve izanı nef'iha, faydasının çok büyük olduğunu, ve enneha la budde leha min sani'in ve müdebbirin, dolayısıyla bu insanlara faydası çok fazla olan bu yemin edilen bu yedi şeyin yaratıcısının ve onu tedbir eden, onu düzenleyen bir yaratıcının mutlaka olması gerektiğini bu şekilde Allah Teala ifade etmiştir. Li harekatiha, çünkü bunlar
hareket etmeleri gerekiyor. Ve sekenatiha, sükun halde olması, hareket halinde olması da bu şeylerin bir yaratıcısının, bir düzenleyicisinin olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor. Ve galel imamul fahr, İmam Fahruddin Razi şöyle demiştir. Lemma kânetiş şemsü azamel mahsusati. Evet, güneş Allah'ın yarattığı varlıkların en büyüğü, en yücesi olması sebebiyle zekereha teâlâ ma efsâfihel erbâti dâlleti alâ izamihâ. Yani büyüklüğünün, büyüklüğüne delalet eden dört tane vasfıyla Allah Teala güneşi zikretmiştir. Sümme zekera subhanehu zâtehul mukaddesete. Sonra Allah Teala mukaddes zatını zikretmiştir. Ve vasafaha celle ve alâ sıfatin felâsin, üç sıfatla kendi nefsini vasfetmiştir şanı yüce olan Allah. Liyahza el aklu, dolayısıyla akıl böylece bir idraki celalillahi, Allah'ın yüceliğini idrak etsin, anlasın ve azametihi, Allah'ın ne kadar yüce olduğunu idrak edebilsin, anlasın. Kema yeliğu bihi celle ve celaluhu, şanı yüce olan Allah, Allah'a uygun olarak Allah'ın yüceliğini ve kudretini akıl yoluyla insan idrak edebilsin, anlasın. Peki, fekâne zâlike tarîgan ilâ cenbil akli, işte bu akılla birlikte min hadîd-i âlemil mahsusat, mahsusat âleminin ilâ beydâ-i eveccin kibriyâihi celle şe'nuhu, şanı yüce olan Allah Teala'nın kibriyasının açıkça ortaya çıkmasını akıl bu şekilde anlamaktadır. Kad eflaha men zekkaha, nefsi günahlardan arındıran, temizleyen, felah bulmuştur, kurtuluşa ermiştir. Hâdâ huve cevâbul gasem, işte bu yeminlerin cevabı budur, bu ayet-i kerimedir. Ey lekad faze ve eflaha men zekkâ nefsehu bitaatillah. Allah'a itaat etmek suretiyle, Allah'ın emirlerine imtisal etmek suretiyle nefsini arındıran insan felaha ve kurtuluşa, başarıya erişmiştir. Ve tahharaha min denesil maasi vel afan. Evet, günahların ve masiyetlerin kirinden, pisliğinden temizleyen insan kurtuluşa ve başarıya erişmiştir. Ve gaddessa ve gadha ve mendessaha. Evet, nefsini günah işlemek suretiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelmek suretiyle kirleten insan da helak olmuştur ve kaybetmiştir. Ey ve kad hasira ve kabe men hakkara nefsehu bil küfri vel measi, günahlarla ve küfürle nefsini küçülten, alçaltan insan hüsrana uğramıştır ve kaybetmiştir. Ve evre daha mevariden helketi, helak yurduna nefsini sevk eden insan elbette hüsrana uğramıştır, kaybetmiştir. Fe inne men tabi'a hevaha, zira kim heva ve hevesine uyarsa ve asa emra mevlahu, mevlasının, Rabbinin emrine isyan ederse fekad nagasa min idadil ugala, akıllılar sınıfından noksanlığa uğramış olur. Yani akılını noksanlaştırmış olur. Vel tehaka bil cüheletil abiya, beyinsiz olan cahil insanlara karışmış olur. Sümme darabe teala meselen, sonra Allah Teala bir misal vermiştir. Limen taga ve bega, azan ve sapan kişiye bir örnek vermiştir. Velem yutahhir nefsehu, nefsini temizlemeyen, min denesil küfri vel isyan, isyan ve küfür kirinden nefsini arındırmayan kişiye bir örnek vermiştir ve
Fezekere Semude, Semud kavmini zikretmiştir. Bundan sonraki ayetlerde kavme Salih'in aleyhisselam, nitekim Semud kavmi Salih aleyhisselamın, Salih peygamberin kavmiydi. Fegale ve şanı yüce olan Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kezzebet Semudu bitahvaha. Ey kezzebet Semudu nebiyyaha. Evet. Semud kavmi peygamberi Salih aleyhisselamı yalanladı. Bir sebebi tuyaniha, azgınlığı, taşkınlığı sebebiyle. İzin be'ase eşkaha. Ey yine intalaka eşkal kavmi. O kavmin en şakisi, en bedbaht olanı gittiği zaman bi suratin ve neşatin yalgiru ennagate, Allah'ın mucize olarak yarattığı o deveyi boğazlamak için suratle gittiği zaman Gale İbni Kesir, İbni Kesir şöyle demiştir. Ve huve Gadar İbni Salih. Evet, o kişi, yani o kavmin, Semud kavminin en şaki, en bedbaht olan ve deveyi kesen kişi Gadar İbni Salih'tir. Bu şahıstır. Ellezî gâle Allahu fîhî, nitekim Allah Teala onunla ilgili şöyle buyurmuştur. Fenâdev sahibehum, arkadaşlarını çağırdı. Fenâdev sahibehum feteâta feagar. Evet, hızlıca koştu ve deveyi boğazladı. Ve kâne azîzen şerîfen fî kavmihi. Evet, bu şahıs kavmi içerisinde şerefli, aziz bir kişiydi. Ve reisen muta'an fihim, onlar arasında itaat edilen bir reis durumundaydı. Ve hu eşkal kabileti, ve o kabilenin en şaki, en bedbaht kişisiydi. Fekale lehum Resulullahi, Allah'ın elçisi Salih aleyhisselam onlara dedi ki, ey fekale lehum Salihun aleyhisselam, Allah'ın selamı üzerine olsun, Salih aleyhisselam şöyle dedi. Nagatallahi ve subyaha. Ey ihberu nagatallahi. Allah'ın mucize olarak yarattığı deveden sakınınız. Deveden uzak durunuz. En temessuha bisu'in. Ona bir kötülük dokundurmaktan uzak durunuz. Vehzeru eydan. Aynı şekilde sakınınız. En temne'uha min subyaha. Evet, onun su içmesine engel olmayınız. Ey şurbeha ve nasibeha minel ma, sudan Allah Teala'nın onun için yaratmış olduğu nasibini engellemekten uzak durunuz, sakınınız. Kema gale teala, nitekim Allah Teala bu konuyla ilgili başka bir ayette şöyle buyurmuştu. Leha şurbun ve lekum şurbu yevmin malum. Evet, o devenin suyu içme günü belirlidir. Belirli bir günü vardır. Veleküm şurbu yevmin malum, sizin için de belirli bir gün su içme gününüz vardır şeklinde belirtmiştir. Fekezzebuhu, ama o kavim, yani Semud kavmi peygamberi yalanlamışlardır. Feagaruha, ve o deveyi boğazlamışlar, kesmişlerdir. Ey fekezzebu nebiyyehum salihan, peygamberleri Salih aleyhisselamı yalanlamışlardır. Ve gatelu ennagate, ve deveyi öldürmüşlerdir. Velem yeltefitu ila tahzirihi, ondan sakınmaya asla yönelmemişlerdir. Fedemdeme aleyhim rabbuhum bidembihim, işte günahları sebebiyle, bu işledikleri cürüm sebebiyle Rableri onların üzerine azabı indirmiştir. Ey feehlekehumullahu, Allah Teala onları helak etmiştir. Ve demmerahum an ahirihim bi sebebi icramihim, günahları sebebiyle onları tamamen yok etmiştir. Ve tuğyanihim, azgınlıkları sebebiyle Allah Teala onları yok etmiştir. Fekalel hazinu, hazin şöyle demiştir. Vel demdemetü, demdeme ne manaya geliyor? Helakun, helak anlamındadır. Bistizari, evet, tamamen kökünden kazımak ve helak etmek anlamına gelmektedir. Vel mana, yani manası bu ayetin, etbaga aleyhim el azabe tabdan, evet, onların üzerine azabı Allah Teala kapatmıştır.
indirmiştir. Felem yenfelit minhum ahadün, onlardan hiçbiri Allah'ın indirmiş olduğu bu azaptan kurtulamamıştır. Fesevvaha ey fesevva beynel kabileti fil ukubeti, evet, cezada o kabileyi tamamen birbiriyle eşit kılmış. Felem yeflut minhum ehadun, onlardan hiçbiri Allah'ın indirmiş olduğu azaptan kurtulamamıştır. La sagira ve la kebira, ne küçükleri ne de büyükleri, tamamı bu helakta, bu azapta helak olmuştur. Ve la ganiyun ve la fakirun, ne zengin ne de fakir, asla hiçbir kimse kurtulamamıştır. Ve la yahafu ukbaha ey ve la yahafu taala akibete ihlakihim ve tedbirihim, onların helak edilmelerinin ve yok edilmelerinin akıbetinden Allah Teala asla çekinmez. Kema yahaful bu esau vel muluku, krallar, reisler korktukları, endişe ettikleri gibi akıbete ma yef'alun, yaptıkları şeyin akıbetinden korkup çekindikleri gibi asla Allah Teala bu indirdiği azaptan, helaktan ve onun akıbetinden asla çekinmez. لِأَنَّهُ تَعْلَى, çünkü Allah Teala لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ, yaptığından dolayı Allah Teala sorumlu değildir. Evet değerli arkadaşlar, böylece Şems suresinin ayetlerinin tefsirini bitirmiş olduk. Bu ayetlerde geçen bazı belagî nükteler var. Onları açıklayalım. El-Belagatü تَدَمَّنَتْ اَسْسُورَةُ الْكَرِيمَةُ, bu yüce sure içermiştir. Vucuhen minel beyani vel bedi'i, beyan ve bedi ilminin çeşitli vecihlerini içermiştir. Nucizuha fîmâ yeli, bu vecihleri aşağıdaki şekilde özet olarak sunuyoruz. Evvelen birinci olarak ettibâgu beyne şems vel gamer. Evet, şems ve kamer arasında bir tıbak sanatı vardır. Ve leyli ve nehar, leyl ve nehar arasında ve fucuraha ve takvaha, yani bu kelimeler arasında tıbak sanatı mevcuttur. Saniyen ikinci olarak el mukabeletü el latifetü, evet, latif bir mukabele sanatı mevcuttur. Beyne ve nehari izâ cellâha ve beyne ve leyli izâ yâşâha ve beyne gad eflaha men zekkâha ve beyne ve kad khabe men dessaha. Evet, bu ayetler arasında latif bir mukabele sanatı vardır. Ve kullu minettibâgı vel mukabele, yani gerek tıbak sanatı gerek mukabele sanatı, minel muhassenatil bedi'iyeti, ve edebi güzelliklerdendir, edebi sanatlardandır. Talisen üçüncü olarak bu ayetlerde geçen belagî nüktelerden üçüncüsü el idafetü littekrimi ve teşrifi, evet, teşrif ve tekrim için şerefini belirtmek ve ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için izafet kullanılmıştır ayet-i kerimede. Nagatallahi şeklinde, Allah'ın devesi şeklinde, deve Allah'a nispet edilmiştir. Böylece o hayvanın Allah katında ne kadar değerli olduğunu ifade etmiş oluyor. Nusibet ilallahi, deve Allah'a nispet edilmiştir. Teşrifen, evet, şerefini, değerini ifade etmek için. لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ حَجَرٍ اَسَمْ مُوْجِزَةً لِسَالِحْ aleyhisselam, Salih aleyhisselama bir mucize olarak onun Allah tarafından görevlendirilen bir peygamber olduğunu insanlara göstermek için, insanlara ispat etmek için o deve Allah tarafından bir kayadan, sert bir kayadan ne yapmıştır? Çıkmıştır. Rabian dördüncü olarak ettehvilü ve tafsi'u, evet, korkutma ve insanları dehşete düşürme, şu ayet-i kerimede fedemdeme aleyhim rabbuhum bilenbihim, evet, günahları sebebiyle Allah Teala onların üzerine azabı indirdi. İnne tabira biddemdeme, demdeme ifadesiyle, kelimesiyle ifade edilmesi yedullu ala hevlin
azabı, azabın ne kadar dehşetli, ne kadar korkunç olduğunu göstermektedir. Evet, nitekim demdeme fiilinde, telaffuzda da yani o dehşeti, o korkunçluğu adeta insan hissediyor, bir nebze de olsa hissetmektedir. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ ayet-i kerimeyi okurken, ayet-i kerimeyi telaffuz ederken çıkan ses de adeta o dehşetli azabı, Allah Teala'nın o kavmin üzerine indirmiş olduğu azabı adeta insana hatırlatıyor. Gerçekten bu da Kur'an-ı Kerim'in muciz yönlerinden biridir değerli arkadaşlar. Evet, hamisen, beşinci olarak Es-Sec'ül Murassa, evet, Es-Sec'ül Murassa sanatı mevcuttur. Muraaten bil fevasili, ayetlerin sonlarını gözeterek birbiriyle uyum içerisinde bitmesi neticesinde sece sanatı mevcuttur. Ve ru'usul ayet, ayetlerin başıyla sonları birbiriyle uyum içerisindedir. Ve huve zahirun celiyyun fi suretil kerimeti, nitekim bu Şems suresinde gerçekten ayetlerin başlarıyla sonları birbiriyle uyum içerisinde bitmesi secinin çok açık ve net olarak ortada olduğunu atmaktayız, görmekteyiz. Evet, temme bi avnihi teala tefsiri sureti şemsi. Evet, Allah Teala'nın yardımıyla Şems suresinin tefsiri bu şekilde tamamlanmıştır. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. Fatiha.